Ebeveynler eğer mahremiyet tercihlerini sevgiyle çocuğa güven duygusunu hissettirerek hem güvende olduklarını hem de bunu sevgi diliyle aktarabilirlerse zaten çocuk bunu kendinden alacaktır. Yani mahremiyeti biz genelde yasak, Bu aynı zamanda bir mahremiyet eğitimi. eğitimi. Evet. Evet, tabii belki ileride daha çok açılabilir bu mevzu. Genelde şu yasak, şunu yapmayacaksın, şu yasak, şöyle oturmayacaksın, şöyle giyinmeyeceksin, şöyle şunu yapmayacaksın şeklinde bir mahremiyet algısı ya da zemini, aile ortamını düşünüyoruz ama bunun ötesine geçmek gerekiyor. Nasıl olacak? Yani bu aile ortamında eğer ebeveyn uyandığında uyanmakla birlikte bir giyim kuşamına dikkat ediyorsa, kendi odasında, özel odasında, mahrem odasında, yatak odasında oturduk elbiselerle geride kalan evin diğer odalarını kullanmıyorsa, elbisesine bu anlamda dikkat ediyorsa, iç elbiseyle dış elbiseye dikkat ediliyorsa, ya da hiçbir şekilde dil bağlamında söyleyecek olursak, kişinin, komşularının, akrabalarının, insanların yüzüne nasılsa, nasıl bir tavır içerisindeyse, onların olmadığı ortamlarda aynı samimiyeti, aynı yakınlığı ve aynı dürüstlüğü ortaya koyuyorsa, bu anlamda belli mekanlara müsaadeyle girileceğini görmüşse ve bunu uyguluyorsa, bu açıdan temelde başlıklarını ifade ettiğimiz her bir noktada aile zaten bunu ortaya koyuyorsa, çocuk da elbette burada annem şöyle davranıyor. Banyoya gittiğinde kapıyı üzerine kapatıyor, kilitliyor. Çıkarken, banyodan çıkarken bu şekilde bir tercihte bulunuyor. Daha çocuk iken çocuğun şahsına, mülkiyetine saygı duyarak hem ona aidiyet bilinci vererek bu senin odan, bu senin yatağın, bu senin eşyan, bu senin oyuncağın. Tabi burada bir her şeye çocuğun sahip olma ve mülkiyetinde mutlak anlamda sadece ona ait olduğu düşüncesi değil ama belli bir düzeyde onu koruma, kollama ve ona müsaade edilmeden girilmeyeceği, alınmayacağı bir duyguyu verme düzleminde bir ilişki biçimi oluştuğunda çocuk elbette bu anlamda ailesinden gerekli olan terbiyeyi alacak, mahremiyet bilincini alacak ve buna göre de o da kendisinden sonrakilere aktaracak. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Allah tasavvuru, tahayyülü bağlamında biz çocuğa nasıl bir mahremiyet bilinci vermişsek aslında kıyamete kadar bu şekilde devam ediyor. Yani Allah Teala'yı sevgiyle öğrettiğimizde mahremiyeti de dikte ederek değil de hayatın bütünlüğü ve güzelliği bağlamında kendisine aktardığımızda burada işte kıyamete kadar aslında ardımızda hoş bir sada bırakmış oluyoruz farkında olmadan. Diğer bir mevzu da bu anlamda mahremiyet konularında çocuğun ailesiyle konuşacak bir zeminin oluşması lazım. Ebeveynin hem mahremiyet konularında tutarlı bir davranış içerisinde olması lazım. Yani annenin dediğiyle babanın dediği birbirinden farklıysa burada da hemen tabii başka konulara da giriş yapıyoruz. Yani bir erkeğin gayrimüslim birisiyle evlenmesi İslam'da caiz iken bayanın gayrimüslim birisi evlenmesinin caiz olmamasının hikmetini de anlamış oluyoruz. Nedir hocam? Çünkü yani eğer anne Müslümansa İslam'ın gerektirmiş olduğu mahremiyeti kocadan ya da çocuğun babasına rağmen ya da babasının izni almadan öğretemiyorsa bu anlamda bir mağduriyet oluşacaktır. Bir mahremiyet oluşmayacaktır. Arzu edilen bir mahremiyet oluşmayacaktır. Bu anlamda tutarlı olmaları gerekiyor ebeveynlerin mahremiyet bilinci ve tercihi konusunda. Diğer bir aşama ise özellikle çocukların iletişim bağlamında bunu söylüyoruz. Şevki Hocam'ın çok alanına girmek istemem. Estağfurullah hocam. Ben sizin alanınıza gireceğim zaten. İsterseniz dolayısıyla O yüzden rahat olun diye. Eyvallah. Çocuğun her şeyi annesi ve babasıyla önce annesi ve babasıyla konuşması gerekiyor. Bazen bizim kültürümüzde ya bu babayla konuşulur mu, anneyle konuşulur mu? Tabii burada rollere dikkat etmek lazım. Yani kırılmasına müsaade etmemek lazım. Burada da özellikle ebeveynin bu statüyü yıkacak ya da incitecek bir yolu tercih etmenin ötesinde bunu muhafaza edecek ama her şey mahremiyet konularına dair olan sorularla cevap verecek bir ortamı, bir düzlemi oluşturması lazım. Çocuk çünkü eğer annesinden babasından bazı soruların cevaplarını alamayacaksa şu anda artık hemencik tıklıyor, yazıyor zaten. Algoritmalar da en olmayacak cevapları ya da kişileri hemencik çıkartıyor ya da akranından öğrenecek. Belki sevilen ya da güvenilen bir yakın bu anlamda çocuğa tavsiye edilebilir diye düşünse de ben şahsen daha ziyade daha doğrusu
ebeveyninden gerekli olan cevaplarını almasını ve ebeveynin de çocuğu karşısına alarak, ona değer vererek, burada aslında çocuğun mahremiyetini ifade etmek, çocuğun kendi başına bir şahsiyet olduğunu da ifade eder. Yani beni karşısına aldı, bana değer verdi, benim duygularıma değer veriyor. Aynı zamanda benim duygularımın ne düzeyde evrileceği, nasıl sonuçlar çıkaracağı konusunda da bir anlamda bana yol da gösteriyor. Elimden tutuyor, yüreğimden tutuyor, düşüncemden tutuyor. Düşünsel düzlemde bilişsel şemaların oluşması konusunda bana doğru şemaların oluşması, doğru bir yolun oluşması, doğru bir mahremiyetin yaşanması konusunda. Çünkü çocuk bir kez kırıldığı zaman, yani manevi olarak bir kez kırıldığı zaman her şey bir kezle başlıyor zaten. Evet. Çocuk o düşmeyi yaşamadan çocuğu tutmak gerekiyor hocam.